Şimdi tabii Türkiye son günlerde zorlu bir süreçten geçiyor. Bir yanda yangınlarla uğraşırken tam da o yangınlar tamamlanamamışken bazı noktalar kontrol altına alınamamışken Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi ekipler soluklanamadan o noktaya ilerlediler ve oradaki acı tabloda malumunuz. Tabii bu yangınlar, sel felaketleri üzerinden de sosyal medyada, kamuoyunda Toplum ikiye mi ayrıldı demek doğru? Daha doğrusu bir kutuplaşma söz konusu konuşmalar bu yönde. Ardından Konya'daki yaşanan olay, Altındağ'daki olaylar ve göçmen meselesi de sürekli olarak e, sosyal medyada e, bazı görüntüler paylaşılıyor. Ve bu görüntüler üzerinden de yorumlar yapılıyor. Kimi doğru kimi yanlış e, siyasilerden gelen yorumlar da var. E, bunlarla birlikte ne amaçlanıyor Türkiye üzerinde sorusu da akıllara geliyor. Bu e, konuşmalar, bu açıklanan yorumlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını aktarayım aslında. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Bir taraftan sel afetleri, bir taraftan yangınlar. Bütün bunlar devam ederken bir de dedikoduya dayalı bir sıkıntı. Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz. Bunları da aşmamız gerekiyor. Çünkü bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor yorumunda bulundu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını da aktarayım. 13 Ağustos'ta Bozkurt ilçesine yapmış olduğu açıklamada arkadaşlar ben 5 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Burnum koku almasını biliyor. Nasıl ekonomik olarak bizi sıkıştırmak isteyenler Türkiye'nin üzerine bir oyun kurgulamaya çalışmışlarsa altını çizerek söylüyorum. Batı'nın ve başka yerlerin bir takım istihbarat yapıları ciddi bir provokasyon içindeler yorumunda bulundu. Sayın Özkan sizle başlayalım bu tura. Türkiye üzerinde bir provokasyon mu söz konusu? Ya da kimler neyi amaçlıyor? Kesinlikle e, Göksu Hanım ilk günden beri söylediğim şeyin yine arkasındayım. Aslında e, Türkiye'de e, biliyorsunuz bir hendek operasyonu yapılmıştı geçtiğimiz tarihlerde. Türkiye'nin altına e, nasıl mayınlar döşendiği, Kürt kardeşlerimizin hakkını koruduğunu iddia eden PKK terör örgütünün Kürt kardeşlerimizin yaşadığı alanlara Nasıl canlı bombalar, mayınlar, dinamitler döşediğini hepimiz görmüştük Aslında bu, bu da bir başka boyutuyla Türkiye'nin altına döşenen, Türkiye'nin içine döşenen Mayınların farklı yerlerden patlatıldığını görüyoruz Şimdi e, Konuşmamın başında da söylemiştim programın Afganistan olayına bağlarken, yani sel felâ, doğa afetlerini, sel yangın e, fırtına, neyse bunlarla gelen felaketleri hükümetin başarısızlığına e, bağlamak aslında toplumu kışkırtmak, toplumun e, içinde belki de bu özellikle de son iki yıldır yaşadığımız ağır bir travma olan üzerimizdeki e, korona yani Covid 19 e, sürecinin bir anlamda patlama noktasını buralardan fişeklemek ve ateşlemek istediler. Türkiye'nin üzerinde yıllardır sağ sol, Alevi, Sünni, Kürt, Türk diye çatışmalar çıkarmak istediler. Ama ferasetine, yüreğinin büyüklüğüne, sağduyusuna sonuna kadar inandığım ve önünde saygıyla eğildiğim Türk milleti bunların hemen hemen birçoğunu bertaraf etti. Sayın Özkal, aslında sadece bunlar da Haklı değil. bir Göçmen yaşandı. konusu var. Biraz önceki başlıkta açacaktım. Hepsini birleştirerek konuşmak istiyorum. Bu göçmenler konusunda e, bazı Olur. videolar dolaşıyor. E, farklı yerlerden geldiği söyleniyor. Türkiye'ye ait olmadığı görüntüler. E, bu konuyla ilgili yetkililer de açıklama yapıyor. Hepsini birleştirerek konuşmak istiyorum. Göçmenler üzerinden de çok ciddi bir e, tartışma konusu yaratılmıyor mu? Haklısınız. E i̇şte. Bu sadece ben e, anlattığım doğal afetti. Bunun bir başka boyutu <laughs> misafirlerimiz, sizin de tabirinizle göçmenler üzerinden. Özellikle e, işte son zamanlarda e, Afganistan'da Amerika'ya e, Taliban'a karşı yardım etmiş, casusluk yapmış bazı isimlerin Türkiye'ye elini kolunu sallayarak, Türkiye'nin bir yol geçen hanı olduğunu iddia ederek yayılan videolar var. Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye yol geçen hanı değildir dedi. Aynı şeylerin altına imza atıyorum. Bugün Sayın Devlet Bahçeli de aynı şeyi söyledi. Sınır güvenliğimiz son derece etkili yetkili ve denetim ve gözetim altındadır dedi. Yani Türkiye kimsenin öyle elini kolunu sallayarak geldiğini kimse düşünmesin. Türkiye zafiyetleri e, olan bir ülke değildir. Türkiye e, zaman zaman... E, işleyiş tarzı yani devletin ya da hükümetin e, ya da farklı noktalarda e, belli kirli yapıların fırsat bulup aradan dereden e, kayarak terör eylemleri yapmaya çalıştığı bir ülke midir doğrudur. İşte 15 Temmuz'da en son yaşadığımız 15 Temmuz bunun bir örneğidir. Fakat Türkiye'de neyin nerede olduğu bellidir. İşte onun için 20 Temmuz'da o hal ilan edildikten sonra e birçok FETÖ terör örgütü mensubunun da elinizde koymuş gibi bulunup göz altına alınması, tutuklanması bunun en önemli sebeplerinden biridir. Şimdi gelelim Altındağ'a. Altındağ'da bu provokasyonu yaratan insanların yani yaklaşık orada 80 kişinin neredeyse 60-70 kişisi eee Altındağ ilçesinde hatta Altındağ yakın ilçelerde oturmadığı çok uzak ilçelerden provokasyon için getirildiği ve bunların da bir suç makinesi olduğu İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun dışında Ankara Valiliği, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Asayiş Müdürlüğü tarafından çeşitli açıklamalarla aynı gece ve akabinde bir gün sonra dile getirildi. Yani ama yine şunu söyleyelim. Altındağ'da da gerçekten Türk milletinin feraseti orada bir kıvılcımın çıkmasının önüne geçmiş vaziyettedir. Söylemeye çalıştığım özellikle şu sosyal medya e, bir yalan makinası mıdır e, yalan deryası mıdır bunu böyle kullanan bir siyasi e, entrika e, cephesi ve çetesi var. Açık ve net söylüyorum. Sayın Özkan, ee, eğer e, söyledikleriniz bunlar sayın, bir organizasyon, provokasyonsa arkasında kimler olabilir? Bunun arkasında e, az önce günah çıkartan e, Biden'ın ülkesi dahil herkes olabilir. FETÖ olabilir, PKK olabilir. Daha doğrusu FETÖ ve PKK, DHKPC ve bir takım terör örgütleri Türkiye'de faaliyet gösteren örgütler bir maşadır. Ee, bunların ağa babaları. Şimdi mesela e, ben gerçekten dinlerken Biden'ın e, hani sadece e, Arap Baharını değil, 15 Temmuz darbe ve kalkışma e, girişiminin arkasında, yani Fetö'nün arkasında Amerikanın olduğunu da itiraf edip bunun da günahını çıkarır mı diye bekledim, olabilir mi diye. Ama önümüzdeki günlerde tabii ki böyle bir şey olmaz çünkü. E, Amerika e, sadece bir şey gördük ki bir yere demokrasi Irak'tan da başlayarak bir yere insan hakları, bir yere özgürlük filan götürmüyormuş. Her şey Amerikan çıkarları için yapılıyormuş. Amerikan çıkarlarının olduğu noktada da Afganistan yanarsa yansın, Suriye yanarsa yansın, Libya yanarsa yansın. Yani dostlarının ne kadar çabuk ve kolay sattığını da gördük bir anlamda. Şimdi bu operasyonların bu provokasyonların arkasında terör örgütleri ve emperyalist ve evangelist güçlerin olduğunu, Türkiye'nin büyümesini, kalkınmasını, gelişmesini istemeyen ülkelerin olduğunu herhalde Sağır Sultan bile duymuştur ve biliyordur. O sebepten dolayı özetle şunu söyleyeceğim. Önümüzdeki günlerde alınan istihbaratlar doğrultusunda ve bizim ulaştığımız bilgiler doğrultusunda göçmenler konusunda tahrikin, tahribatın ve sosyal medyayı kullanarak yalanın yayılmasının artılacağı bir döneme daha gireceğiz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı söylemişti. 2023 seçimleri yaklaşırken Türkiye'nin ve iktidarımızın ve ittifakın üzerindeki saldırılar artarak devam edecek demişti. Önümüzdeki günlerde bunların artarak devam edeceğini düşünüyorum. Ama Zaman zaman da Sayın e, Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu sağduyu çağrısını e, bir kez daha yenilemek gerekir. Biz büyük bir milletiz. Biz Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi, Alevisi, Sünnisi, Boşna hepimiz Türk milleti çatısı altında yaşayan etnik kökenlerimiz farklı olsa da... ...millet olmanın bilincini iliklerine kadar hissetmiş bir... E, olgunun sahibiyiz. Sayın Özkan Onun bunu yapanlar... Hani, bu, Amaçları ne olabilir peki? Ee, Biden seçimle göndereceğiz ifadesini kullanmıştı. Ee, seçime 2023'te gideceğiz ama seçime giden bu yolda zorlu bir süreç mi yaratmak? Yoksa e, işte az önce Afganistan konuşmasını dinledik. Irak malum, Suriye malum. Oralardaki benzer noktaları mı Türkiye'de yaratmaya çalışıyorlar? Aynen. E, bakın Göksu Hanım. Hilmi Bey'de, Hakan Bey'de anketçi, ee, araştırmacı, kamuoyunun nabzını yakından tutan isimler. Ee, Hakan Bey'in bir sözünü hep destekliyorum. Diyor ki arkadaş 20 yıldır eleştiriyorsunuz bir şey olmuyor ya. Olmuyor. Çok da haklı. Yani iktidar sadece eleştiri üzerine, pardon muhalefet sadece eleştiri üzerine bir siyaset oluşturduğu zaman çöküyor. Bunu şunun için söyledim. İki araştırmacı e, arkadaşımızın yaptığı anketlerde Cumhur İttifakı'nın oylarının öyle büyük bir yıpranma, büyük bir e, düşüş içinde olmadığını görüyoruz. E şimdi kamuoyu desteği, millet desteği arkasında olan bir iktidarı siz sandıkla ya da başka bir şekilde diyerek başka bir şekilde oradan indirmeye çalışıyorsanız, e dış güçler yani Türkiye'nin büyümesini ve kalkınmasını istemeyen o dış güçler Libya'da masaya vurdu yumru dediğim dedik dedi dediğini yaptı. Suriye'de keza öyle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Maraş'ı açacağım dedi açtı. Şimdi bunları yapan bir ülkenin e, kardeşimiz iki devlet tek millet olan Azerbaycan'a yaptığı İHA SİHA takviyesiyle savunma sanayinde nasıl güçlü bir ülke olduğunu gösteren bir Türkiye'nin önünü kesmek adına e herhalde çevremizdeki insanlar büyüyen, gelişen, kalkınan bir Türkiye istemez. Kendi enerjisini bulsun, kendi silahlarını üretsin, kendi aracını yapsın. E biz uzay uzay çalışmalarımız var. Türkiye de uzay çalışması yapıyor. E bir sürü proje kalkınan, gelişen bir ülke e istemiyorlar. İstemedikleri için de 20 yıldır da bir şekilde iktidardan indiremedikleri bir siyasi yapı var. Ve özellikle 15 Temmuz'dan sonra Cumhur İttifakı çatısı altında daha da güçlenmiş bir yapı var. Tüm bu kadar olumsuzluklara rağmen oy oranında çok büyük bir düşüş. Yani e, iktidarın oyları düşüyor, Cumhur İttifakı'nın oyu düşüyor da Millet İttifakı'nın oyu mu yükseliyor? Onların da oyları düşüyor. Onun için ben... Bir kez daha tekrar ediyorum. Peki. Bu ülkede iktidar sorunu falan yok. Peki. Bu ülkede muhalefet sorunu var ve hükümeti e, gayri resmi yollarla iktidardan indirmek isteyen muhalefet de bence her zaman sorunlu bir muhalefettir. Peki.